Sırada 11. sorumuz var Görkem. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, 500 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Sezyum 133 atomunun 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır? A. 1 saniye. B. 1 dakika. C. 1 saat. D. 1 gün. Açıkçası bunda herhangi bir fikrim yok. Ama ben olsam hani şu an 1 saniyeye yakını. Çünkü hani şey olarak düşünüyorum. 1 dakika 60 saniye ve hani bu uzun rakam 60'a bölünmüyor. Aynı zamanda 1 saat de bölünmüyor zaten. 1 dakika bölünmüyorsa 1 saat de bölünmüyordur. Aynı şey 1 gün içinde geçerli. Hani benim 1 saniye yakınım ama hiçbir bilgim yok. Sadece hani şu an matematiksel olarak bölünmez bölünür diye düşünüyorum. Evet. Risk de almak istemiyorum şu an. Yani barajdan bayağı uzaklaştım. Şu an 300 bin kazandım sana. 300 bin garanti sanırım. 300 bin liranın cebinde 500 bin liralık soruya cevap vermek üzeresin. İstersen şöyle söyle bir özet geçeyim. Şu an 300 bin liran var. Eğer bu soruya doğru yanlış cevap verirsen 250 bin liralık bir kaybın olacak. 50 bin lirayla vurduracağız seni. Ama doğru cevap verirsen 500 bin liran olacak. 1 milyonluk soruyu aştırmaya kazanacaksın. Finale bir kala olacak. Şu an içimdeki şeytan diyor, bir saniyede, bir saniyede falan diyor ama hani cidden riske almak istiyor muyum? Şu an sadece risk alıp almamakla bir karar veriyorum. Yani, hemen karar verme istersen aynen, Görkem, biraz düşünebilirsin. Düşüneyim biraz. İçindeki şeytanın sesi mi, meleğin sesi mi, onu da bir tart. Sezyum 133 atomu. Titreşmesi. Şunu hesaplayayım ya. 9, 1, 10. 12, 11 daha 21, 6 daha 27, 3, 30, 31, 14 daha eklesek, 31 artı 14, 45. Ha, bir dakika, tekrar hesaplayacağım. 9, 18, 20, 21, 27, 30, 31, 14 daha 45. Ben hani 60'a 1 dakikaya bölünmüyor dedim ama bölünüyormuş. Onu fark ettim şimdi. Bölünüyor mu? Evet. Toplam rakamların toplamı 3 ve 3'ün katıysa bir 60 saniye. Şimdi 60'a bu sayının 60'a bölünmesi için 2'ye bölünmesi lazım. Çift olması lazım. Ya sonunun 5 ile ya da 0 ile bitmesi lazım ki 0 ile bitiyor. Bir de rakamların toplamının 3 olması lazım ki 60'a bölünebilsin. Ve şimdi hesapladığımda bölünebiliyor aslında bir dakikaya da. Ve hani bir anda iki şıka çıkıp büyük ihtimalle bir saate de bölünebiliyordur açıkçası. Ama hani yani bir saniye değildir. Bu kadar fazla hani atomlar hızlı titreşiyor. Çok fazla titreşiyor. Bunu biliyorum. Bir saniye değildir. Yani şimdi tekrardan düşününce, biraz daha sakin kafayla düşününce bir saniye olmadığını düşünüyorum. Hani 60 saniye olabilir. Ben şu bir saati de bölünüyor mu diye hesaplamak istiyorum açıkçası. Tabii ki. Süren var Görkem. 60'a böldük. 3600. 3600. 9'a bölündük. 45. Sanırım bir saate de bölünüyor. Ya açıkçası Kenan Bey, burada benim aklım hani şu bölünüyor mu, bu şık bölünüyor mu, bu şık bölünüyor mu dedikçe onların da bölünebileceğini fark ediyorum. Ve açıkçası risk almak istemiyorum ben. Hani belli bir yere kadar da risk alınması lazım bence. Ben çekilmek istiyorum. Son kararım. Devam etseydin ne derdin? İlk o şeytan mı melek mi içeriden gelen ses ne demişti sana? Ya hani orada ilk başta hani 60'a bölüm ya direkt bir dakika 60'a bölünmüyor falan diye gördüm. Ama 60'a bölünebildiğini fark ettim. Ben burada deseydim büyük ihtimalle 1 dakika derdim. B 1 dakika. Evet, B 1 dakika derdim. Evet.
İlk anda değil mi? Bir saniye demiştin. Evet, içime dolmuştu orada. Neyse. Bir de bilimsel tanım için tabii saniye en küçük zaman birimini tanımlayan bir şey olması aslında daha bir yerine oturan bir durum. He, aslında deniz mantıklı geldi şimdi, evet. Neyse, sağlık olsun. Bu da iyi. Görkem, gerçekten çok görkemli yarıştın. Sağ olun, çok İsmine teşekkürler. İsmine yakışır bir yarışma sergiledin, performans gösterdin. Sen ne paylaşmak istersin o koltuktan ayrılmadan önce? Açıkçası hani buraya katılmamda hani beni ikna eden bir arkadaşım vardı. Büşra diye bir arkadaşım. Onun sayesinde buraya katıldım. Ona teşekkür ederim. Anneme babama teşekkür ederim. Beni bu zamana kadar, yani annemi babamı çok severim. Bu zamana kadar beni güzel yetiştirdiler. Hani ben buraya gelmemin, buraya kadar çıkabilmemin bence en büyük yardımcısı, en büyük emeğe geçen kişi annem ve babam bence. Onlara da buradan selam olsun ve çok teşekkür ederim onlara da. Emeklerine sağlık. Evet. Başka diyeceğim bir şey yok açıkçası ya. Teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ediyoruz Görkem. İyi ki geldin, iyi ki seni tanıdık. Hem eğitim hayatında hem projelerinde, o işte Teknofest'e ve işte diğer yarışmalara katılacağın projelerde sana şimdiden başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Daha bir şeyler söyleyeceğim de biraz yani böyle bahsedersen babaannen gibi olacağım. O yüzden o duaları etmeyeceğim sana. Şimdi seyircilerimizin önünde yolun açık olsun Görkem. Her şey gönlüne göre olsun. Eylül senin de öyle. Tebrik ediyorum. 300 bin lirayla uğurluyorum. Böyle alın lütfen. Yürekten tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.